Ulan zaten normalde fakiriz ama fakirliğimizi tam belli ettik. Evet. Smith sokağa. 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 Abacığım kolay gelsin. Yani dilenciye de kolay gelsin demek nasıl oluyor bilmiyorum ama de. Seferoğlu mu? Seferoğlu. Seferoğlu. Tokat kebabın özelliği. Değerli dostlar, güzel insanlar, neredeyiz? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Baba neredeyiz? Bugün Tokat'tayız baba. Karadeniz bölgesinde bulunan Tokat, baba yazları sıcak ve kuraktır, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yani özellikle alçak yerlerde sıcaklık ve kuraklık varken, böyle baba yukarı çıkınca ne oluyor? Yukarı çıkınca hava soğuyor ve yer yer yağış başlıyor. Evet, Tokat'ın tabii nüfusuna baktığımız zaman, 2021 verilerine baktığımız zaman baba nüfus 596 bin civarıdır. Tokat'ın hemen ekonomisine geliyoruz. Tarım, hayvancılık ve sanayidir. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Çekime geleceğiz. Baba geldik işte çekime. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, 11'de gelecektik. 11'de gelecektik, gelemedik. Çok yoğunduk. Ne var baba burada? Sen dün şu Tokat'a özel mi? Has bir şey. Bu ne baba? Onlar soğudu. Soğudu, tamam. Önemli değil. Ne bu yani? Bunun ismi ne? Bunlar maç. Yoğurt maç. Yoğurt maç? Aynen. Ne bu baba? Tokat'a özel bir şey mi? Yoğurt maç. Özel. Kim? Ustamız? Ustamız biziz orada. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Tutalım baba. Sana zahmet. Şimdi geldik. Buranın ismi ne baba? Fırının ismi ne? Telloğlu'yla salon hocam. Telloğlu mu? Ciddi. Telloğlu mu? Evet. Şimdi şu Kemal Sunay'dan Telloğlu ve şey falan var. Seferoğlu. Seferoğlu. Telloğlu değil. Aynen öyle. Bir kavga yok dur. Rakip Seferoğullar falan yok. Yok yok. Şey, olmaması iyi bir şey. Telloğlu, şimdi, evet. Baba bu ne? Neydi ismi bunu? Bir daha söyle. Yoğurt maç. Yoğurt maç. Aynen. İçeriği nedir? Baba yaklaş biraz. İçeriği ne bunun? İçeriğinden öyle hamur alıyoruz. Paketlerle beraber çalıyoruz bunu. Paketle. Aynen. Bunun dinlenmesi lazım. Hamur çaldıktan sonra 1,5 saat dinlenme özelliği var. 1,5 saat dinlenecek. Tabii. Bunun içinde ne vardı abi? Yağ var. Sadece paket yağ var. Paket yağ. Bir de ceviz var. Ceviz var. Aynen. Hamur çaldık. Ne kadar bu abi? Bu 30 lira. 30 TL. Aynen. Nasıl? Çok mu geldi? Bana mı çok geldi? Fakir olduğum için bana çok mu geldi bu ya? Yok. 30 TL hacı hakikaten çok geldi mi? Çok. Normal standart bir şekilde. Standart bir şekilde. Ama doyar değil mi insan? Tabii, yağ da kaliteli bir yağdır inşallah. Paket yağ bulalım. Evet. Devam. Yani kaliteli yağ bulalım. Sağdan kullan bir yer. Peki. Şimdi dostlar. Kardeşlerimiz de burada ne yapıyorlar abi? Kolay gelsin, hayırlı işler. Ne çıkıyor bu? Pide çıkıyor baba. Ne pidesi bu? Tokat pidesi mi, normal pide mi? Ramazan pidesi. Ramazan pidesi. Evet. Değerli dostlar, Tokat'tayız. Tokat'ta pide ne kadar baba? Önemli bu. 10 TL. 10 TL. Ya her yerde pide 10 TL ya. Ciddi söyleyeyim. Her yerde 10 TL baba. Eyvallah. Nasıl, rağbet var mı abi böyle pidelere? Özellikle yani Ramazan'da mı pide yapıyorsun? Yoksa normal pide yapalım mı? Bağlamamışsın falan. Ramazan özgü bir şey. Ramazan özgü bir şey. 10 TL pide. Ne zaman çıkıyor? Bugün pide alacağız abi inşallah. Bir tane alalım. 5 dakika çıkıyor. 5 dakika. Ben biraz böyle gezeceğim baba Tokat'ı. Sen kardeşine böyle bir tane pide ayır. Tamam. Tamam, böyle nar kırmızısı mı diyorlar? Ne diyorlar böyle? Pişmiş güzel abi. Yumurtasız baba. Ben de zeytin. Evet, yumurtasız. Kardeşine bir tane ayarla baba. Yedi, şöyle bir gezelim, sonra bir geliriz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler baba. Nasıl amca, iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah, sağ olasın. Abi kolay gelsin. Evet, pide de var. Burada Ramazan pidesi zaten. 10 TL demiştik abi. Evet. Evet. Ramazan nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Ya sanki var ya, çok çabuk geçmiyor. Sanki hiç oruç tutmuyoruz gibi ya. Ya bitti, zaman geçti. Değil mi? Bitirdik yani ya. Niye bu kadar çabuk geçiyor? Hava ferah diyor, o yüzden dolayı. Ne güzel ya, pideyi yiyeceksin, iki gözümün çiçeği. Tabii. Yiyeceğiz abi, deneyeceğiz. Hadi kolay gelsin. Abi, hayırlı işler. Evet baba, girdik böyle bir yere, geziyoruz baba. Tokat'tayız. Asap ızgara mızgara, hava sıcak. Evet, balık fiyatlarına baktığımız zaman, selamünaleyküm, hayırlı işler abi. Abi belli fiyatlar. Mezgit 100 TL mi? Evet. Düştü mü fiyatlar? Bana böyle geldi. Düştü birazcık. Biraz düştü. Ramazan'dan dolayı mı? Evet. Tamam. Ramazan'dan dolayı biraz düştü. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Tokat'tayız baba. Karadeniz neymiş? 60 TL. Güzel. Devam ediyoruz. Baba selamünaleyküm. Burada da pişiriyor musunuz ya? Böyle getiren hani der ki orada şuradan bir kilo hamsi ver falan, pişiriyor musunuz abi? Kaç dakikada pişiriyor abi burada mesela? 15 dakika, 20 dakika pişiyor. 15-20 dakika pişiyor. Balığına göre değişiyor. Hamsi diyelim abi. Hamsi kaç dakikada pişiyor baba? 15 dakika içinde çıkar. Hamsi 15 dakika içinde pişiyor. Hamsi 60 TL. Bir pişirme parası da var mı? Var. Ne kadar baba? 25 lira parası. 25 lira pişirme parası. Hamsi 60-85 TL. Aynen. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İftar az bir zaman kaldı. Böyle çarşıya daldık. Gidiyoruz. İlk defa Tokat'a geldik. Bakalım neler karşı... Tırtıl... Ha burası... Lan çiğ köfte zannettim ya. İçli köfte zannettim.
Abi selamun aleyküm. Bak. Hayırlı Ramazanlar. Bol kazançlar. Baba Tokat'a ait bir tatlı var. Tırtı tatlısı teyzeciğim. Tırtı tatlısı diye bir Tokat'a has, şey var ya, özel. Oklavayla yapıyoruz ya. Oklavayla mı yapılıyoruz? Var mı sizde abi? Hayır, burada yok. Nasıl yok ya? Bu Tokat'a ait ama özel. Ama burası Gaziantep. Tamam. Ama şu anda belki satarız diye ya. Ay Tokat'ın yeri değil mi burası ama yani? Burası Tokat değil mi? Tokat ama yani yöresel değil. Sadece Gaziantep'in yöresel değil mi? Baklavacı evet. Bildiğimiz evet. Baklavalar abi. Evet. Evet. Nerede bulabiliriz abi tır tır baklavası? Satan bence yoktur ya. Satan yok mudur ya? Onu evlerde yapılıyor. Abi satan olmaz ki o ev tatlısı o. Vay be değerli dostlar satan yok. Ya her aslında var ne oluyor biliyor musun? Zamanla bu... Evet ablacığım zamanla bu işte bu tatlılar bu yemekler kayboluyor ya teyze ne yapacağız böyle? Ha o ev bakma. Ay insanlar kayboluyor tatlılar kayboluyor <Değil mi>? Yani. Doğrusu ne yapacağız belki yemeyecek miyiz ya gelmişken. Ama bir araştıralım değil mi teyzeciğim? Evet. Araştır. Evet kolay gelsin hayırlı işler. Satan zor bulursunuz. Zor buluruz evet değil mi? Hatta bulamazsınız biraz. Yani onu evlerde yaparlar. Evlerde yaparlar değil mi? Siz yapıyor musunuz teyze? Ben hiç denemedim. Hiç denemedin değil mi? Peki. Ben de merak ettim ya tırtıl baklavası. İnsana hoş gelebilirsin. Neyse abi teşekkür ediyorum. Abi kolay gelsin. Gaziantep. Eyvallah sağ olasın. Evet dostlar demek ki zamanla abi tatlılar kayboluyor. Yemekler kayboluyor. Kaybolmaması lazım ama kayboluyor. Bulamadık baba. Geziyoruz hacı. Geziyoruz bakalım tırtıl baklavasını bulabilecek miyiz? Tokat'tayız. Çarşıdayız baba. İftara az bir zaman kaldı. Hemen bakıyorum. Abi saat 18. Muhtemelen iftara 1 saat 16 dakika kaldı ve biz çarşıyı geziyoruz. Tabi dostlar her zaman dediğimiz gibi her yörenin kendine özel, kendine has yiyecekleri. Ablacığım kolay gelsin. Yani dilenciye de kolay gelsin demek nasıl oluyor bilmiyorum ama her yörenin kendine özel yemekleri, özel tatlıları var mı? Vardır baba. Şimdi Tokat'ın özel tatlısına baktığımız zaman abi tırtıl baklavası var bulamadık. Ondan sonra abi Tokat'ın tabii önemli olan Tokat kebabı çok önemli. Tokat demek önemli. Tokat. Tokat, Tokat değil. Tokat. Bravo. Tokat. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Tokat. 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 Sağ olasın. Abi evet abimizi bulduk burada. Baba şey nerede? Tokat kebabını bulabilir miyiz? Tabii ki Pira Restoran meydanda. Nerede baba bu? Hemen gidiyorsunuz ileriden bak doğru. Yani 500 metrede solda. Tokat'a özel değil mi o kebap? Tabii ki, tabii ki. Evet nihayet Tokat'a yöresel, Tokat'a özel bir Tokat kebabı bulduk. Değerli olsa Tokat kebabının özelliği o yapılan etin ve yağın tamamıyla doğal ortamlarda yetişen kuzulardan elde ediliyor ve önemli ocaklarda ne oluyor baba? Pişiyor. Böyle Ramazan pidesi de çıktı. Selamun aleyküm. Kolay gelsin baba. Hayırlı işler. Tokat'ta kuşburnu fazla baba. Tabi çok yerde kuşburnu yetişiyor. Hatta bu kuşburnularda ne yapıyorlar abi? Marmelat. Vay canım benim kolay gelsin. Geziyoruz. Çarşıdayız. Şimdi ne diyordum ya çocuk? Abi unuttum ya. Ne diyeceğimi unuttum ya. Çocuğu gördük tabi unuttuk birden. Abi iftar az bir zaman kaldı. İnsanlar böyle dışarıda. Ha Tokat'ın kebabından bahsediyordum. Baba Tokat kebabının özelliği yapılan o etin, o kuyruğun abi tamamıyla doğal ortamlarda yetişen kuzulardan elde ediliyormuş. İnşallah öyledir baba. Lan ne oluyor lan bir koşayım ben böyle. Evet koşuyoruz. Hadi bakalım. Neydi abi? Tatlının ismini hep unutuyorum. Ne lan motto? Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler baba. Tokat'tayız. Kolay gelsin abi. Hayırlı Ramazanlar. Abi Tokat'a özgü bez sucuk var mı abi ya? Bez sucuk mu diyorlar? Ne diyorlar ona? Evet, bizde yok abi. Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler baba. Şimdi Tokat'ta çekim yapıyoruz tabii. Tabii. Baba tırtıl baklavası var mı? Tokat'a özgüymüş. Tırtıl baklavası yok. Yok mu baba? Yok baba. Nerede bulabiliriz ya? Bizde yok. Yani duydunuz değil mi abi siz tırtıl baklavasını? Ben senden duyuyorum. Şu Karadeniz Pastanesi var. Biraz ileri oraya bak. Duydunuz değil mi abi o şeyi? Eyvallah sağ olasın. Teşekkürler sağ olasın. Evet arkadaşlar tırtıl baklavasını arıyoruz. Çoğu insanlar tabi tırtıl. Selamlarım. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Allah razı olsun. Nasıl gidiyor abi? İftara hazırlık falan var mı? Var. Hazırız. Her şey hazır. Bekleriz. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet dostlar yani tabi zamanla bu yemekler kayboluyor. Zamanla bu tatlılar kayboluyor. Kimi biliyor kimi bilmiyor. Yani bunlara sahip çıkmak lazım. Ama tırtıl baklavası ya insan merak eder ha. Nerede bu tırtıl baklavası?
Merhaba, kolay gelsin. Biz Tokat'a özgü bir, neydi o ya, bir çörek vardı ya. Ramazan çöreği. Ramazan çöreği mi? Evet. Yoğurt maç falan mı? Yoğurt maç falan, evet doğru. Ramazan çöreği, yoğurt maç falan var mı sizde? Yoğurt maç yok, bizde Ramazan çöreği var. Ramazan çöreği var. Hangisi Ramazan çöreği? Tokat'a özel bir şey. Evet, bu yuvarlak olanlar Ramazan çöreği. Bunlar mı Ramazan çöreği? Bundan alabilir miyiz ya? Güzel görünüyor. Ne kadar bunlar? Bu sütlü cevizi tereyağlı. Sütlü cevizi tereyağlı. Güzel ya. Tereyağlı olması ne kadar iyi bir şey ya. Buna dikkat ediyor musunuz? Tabii ki. Güzel. Çünkü şey, Tokat'tan çok hemen verilen şey tereyağı. Tereyağı. Bravo. Bunu tebrik ediyorum. Bir tane ondan alalım. Bunun ismi neydi? Peynirli. Peynirli. Ne bu bunun ismi? Yoğurt maç gibi yani. Yoğurt maç gibi. Evet. Tokat'a özgü bir şey mi? Tokat'a özgü bir şey mi? Evet. Tamam. Bir tane de ondan alalım. Ramazan çöreği, sadesi, cevizlisi, üzümlü cevizlisi. Tamam, biz öbür tarafa söz verdik de oradan pide alacağım ama sen de buradan iki tane şeyimizi alalım. Tamam. Böyle. Nasıl ablacığım, satışlar nasıl? Satışlar çünkü yani, burası komple dolu oluyor sabahları. Dolu oluyor. Ne, buranın ismi ne? İsmi ne buranın? Okanlar Simit Sokağı. Okanlar Simit Sokağı. Evet. Simit Sokağı. 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 Teşekkür ediyorum. Yumuşak geyi söylediniz. Bravo. Tebrik ediyorum. Evet. Borcumuz ne kadar? Ondan şey yapalım. 40 lira. Tamam. Şöyle alalım. Çarşı pazar gezelim bakalım. Ne var ne yok. Evet. Ulan ne güzel yerler buralar. Evet arkadaşlar. Bu bitki hatırladı. Asma yapraklar. Ulan ben karıştırdım ya. Tokat bez çubuğu. Buralarda var mı ya? Aa, cevizli üzüm. Neydi baba? Tokat bez sucuğu. Abi selamünaleyküm. Baba Tokat bez sucuğu var mı ya? O meşhur bez sucuklar bunlar mı ya? Aynen. O kadar arıyoruz bulamadığımız bu mu yani? Bakabilir miyim baba? Sana zahmet. Tokat bez sucuğu. Bez sucuğu. Tokat'a özel. Aynen. Baba bakayım ya, merak ettim ya. Şimdi kaç yere sorduk. Bezin içinde abi. Ha dostlar, o meşhur Tokat bez sucuğu bu. Yani bezin içinde olduğu için. İçeri nedir baba bunun? Abi burada üretiliyor bu. Tokat'a özel bir şey aynen, değil mi? Tokat'a özel, aynen. Sucuk, baharat falan hani daha iyi yani bunların. Evet. Daha güzel. Daha yani, güzel, lezzetli, daha lezzetli. Daha Tokat'a güzel. Özgü Tokat bez sucuğu baba. Bunu buldun. Ne kadar baba bunun tanesi? Ortalama 80-90 civarında tutuyor mesela. Bunu bir tartayım. Tartalım bari. Yani kilosu mu 80-90 tutuyorsa yok, tek? Yok, tanesi. Çok pahalı değil mi ya? 72 lira falan evet, tutuyor mesela dost, bu. Hakikaten bakın mı? Aynen. Evet yani lira. Dostlar 72 lira tutuyor Tokat bez sucuğu. Baba pahalı değil mi ya? Ben fakir olduğum için mi acaba ya? Yok ondan. Vallahi fakirlik. Kilosu 480 lira. Bunun kilosu 480 lira. Baba nedir yani bunun özelliği ya? Dana eti ve yağ baharat karışımı Tokat bez sucuğu. Aynen. Ya ben şey da sucuğu anladım ya dostlar. Ben var ya şu üzüm sucuğu falan var ya. O ayrı. O ben kime? Ondan anladım. Ya etmiş kardeşim bu ya. Tokat aynen, bez sucuğu. Ya abi kusura bak. Ben ondan anladım ya. Hani şey oluyor ya baba. Biliyorsun o üzümden, çile üzümünden yapılıyor. Ben köme ondan anladım bizim ya. Bizim buradaki köme oluyor o dediğin. Köme. Aynen köme. Ya ben de şey anladım baba, etmiş ya bez sucuk. Baba bu et normaldir baba aynen, o zaman değil mi? Aynen. Yani normaldir. Baba teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben yani ulan zaten normalde fakiriz ama fakirliğimizi tam belli ettik. Neyse teşekkür ediyorum. Evet, sağ olasın. Sağ ol, eyvallah. Görüşürüz. Bizim bir YouTube kanalımız var baba. Bunu atacağız. Buna ne abi? Çemen. Değil mi? Aynen. Bu da abi bu da Tokat'ın Zile'den kahvaltı çemeni. Bu Tokat'a ait değil mi ya? Tokat. Evet bu doğru, bu da Tokat'a ait. Ne abi, alan var mı baba bundan? Mutlaka alıyor abi. Tabii ki hep. Zaten en meşhur olan çemen, pekmezimiz, kuşkundumuz. Pekmeniz en çok bunlardan da satılıyor değil mi abi? Bunlardan da bayağı bir satılıyor. Tabii ki. Vay benim kardeşim. Çemenimiz de satılıyor. Çemen önemli ya. Yaprağımız önemli. Yaprağımız önemli değil mi? Üzüm yaprağı mı? Aynen. O önemli. Şu gördüğünüz şu, yaprağı. Bu üzüm yaprağı. Aynen abi. Güzel. Nerede toplanıyor bu abi? Alalım bunu. Bağlarda. Üzüm yaprağı. Bağlarda toplanıyor bunlar. Evet. Yani bu üzüm yaprakları bağları toplanıyor. Özellikle tabii sarma değil mi? Aynen, sarma içi yapılıyor. Var mı bir teyzelerimiz, aynen, annelerimiz gelip alıyorlar mı bunlar? Tabii ki. Ne kadar baba bu 5 kilo? 150 lira. 150 TL 5 kilo. Aynen. Yani baba çok değil ya. 150 ne olacak abi? Kilosu 30 liraya gelir. Ne olacak baba? Baklavası. Tırtıl mu? Evet. Yok, tırtıl baklavası var ya Tokat'a özel has tırtıl baklavası baba. Bulabileceğimiz yer var mı? Heykelin arkasında var. Heykel neresi baba? İleride mi? İleride. Oldu. Bu baklavayı bulmak lazım ya. Hükümet meydanını biliyor musun? Burayı hiç bilmiyorum. Daha yeni geldik baba. Benim. Yeni ayak bismillah dedik geldik baba.
Bu yolu takip et abi. Tamam. Dümdüz gelin, sırtı. Sırtı. Işıkları göreceksin. Tamam. Işıkların direkt karşı çaprazında. Tamam. Yani. Orada tırtıl baklavası bulabilecek misin? Bulabilir. Sorarsın. Bunlar ne abi? Keçi boynuzu, ne bu? Pekmez. Keçi boynuzu pekmezi. Keçi boynuzu pekmezi. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi. Tut pekmezi. Buranın bir özel pekmezi vardı abi. Kuş burnumuz var. Kuş burnu. Tabii. Zaten. Üzüm pekmezimiz zaten. Zaten dostlar. Tokat'ta kuş burnu çok yetişmiyor mu ya? Bol bol kuş burnu var kardeşim. Yanlış mı? Üzüm de var. Aynen. Kuş burnu çok yetiştiği için hatta bu kuş burnu ne yapıyor abi? Marmelatlar yapıyorlar değil mi? İşte çaylar yapıyorlar, çaylar, reçeller yapıyorlar. Reçeller. Kuş burnu ya. Bu ne abi? O da döngel turşusu. Döngel turşusu. Dostlar döngel turşusu ilk defa görüyorum. Muşmula yani döngel. Muşmula. Döngelin muşmula değil mi? Aynen. Ne kadar baba bu böyle? Onları 70 lira. Küçüğü var 50 lira. Küçüğü var. Oğlum ben fakirim lan. Lan vallahi ben fakirim. Bu ev ya. Şu 70 lira ev ya. Ben mi fakirim oğlum? Yorumlara yazın lan. Hakikaten ben mi fakirim? Eyvallah teşekkür ediyorum. Kardeş kolay gelsin. Sağ olasın. Evet. Evet arkadaşlar yani böyle geziyoruz Tokat'ı baba. Abi her zaman altın alacaksın baba. Geleceğin şey. Altın, altın, toprak. Bunlar önemlidir abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler baba. Hayırlı işler. Evet geziyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyi misiniz? Teşekkürler, sen nasılsın? Allah razı olsun. Tokat'a özgü bunlar zaten. Hep Tokat'a özgü. Hep Tokat'a, eyvallah. Evet. Baba şey nerede bulabiliriz ya? Tırtıl baklavası diye bir baklava varmış baba. Tırtıl bu ya baklavası. Özgü. Tırtıl baklavası. Tatlı Zarif Bey var, bakar mısın? İleride mi? Evet, o sen orada gelelim. Belki orada bulabiliriz. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Tokat'a geziyoruz baba. Saatimize bir bakalım. Burası ne abi? Taşhan. Abi 18-18. Geziyoruz baba. İftara bir saat var. Şöyle yukarıyı da bir alalım bakalım ya. İnsanlar muhtemelen abi böyle iftardan sonra gelip burada oturacaklar, çaylarını içecekler. Şu suyla bir akması lazım temiz temiz. Selamünaleyküm, hayırlı işler abi, bol kazançlar. Kolay gelsin. Abi hayırlı işler. Bunlar Tokat'a özgü mü ya bunlar geleneksel? He? Evet arkadaşlar Tokat'a özgü böyle geleneksel bakalım. Abiler yok burada. Biz de böyle bak, kolay gelsin. Valla ne olsun abi, adamlar işte Tokat'a özgü baba. Tokat'tayız, böyle yöresel ürünler var. Ürün dedik ya, kıyafetler. Evet. 150 TL, bu çeyi sandı mı abi? Ne kadarmış? Ne? 1150 çeyi sandı abi herhalde. Bilmiyorum, bana da öyle geldi galiba. 450 TL baba, fiyatlar böyle acı. Gençler selamünaleyküm. Bir üniversite girdiniz mi üniversite sınavına? Girmeyecek misiniz? Gireceksiniz. Ne zaman? Daha 2 ay var. Valla kolay gelsin. Sayısal tipi var sanki. Sayısalcı mısınız? Evet. Ciddi misin? Bir soru sorayım mı? He? Evet. Selamünaleyküm. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Şeyhımız ben. Sen? Akif. Akif? Kerem. Kerem. Sayısalcısınız. Değil mi? Sayısalda en çok hangi dersi seviyorsun? Matematik mi? Geometri yoksa fizik kimya? Fizik kimya genelde sevmezler de. Fizik kimya. Fizik seviyorsun. Bu fizik seviyorsun. Çok zekiydi o zaman ya. Ciddi misin? Ya çünkü genelde sayısalcılar fizik falan yapamazlar. Zor değil mi kardeşim? Ya, totalde herkes yapamaz da. Fizik daha rahat benim için. Daha rahat. Sen de mi daha rahat? Kimya benim için. Kimya. Şimdi evet, matematikte ilk soru geliyor kardeşim. Çok basit bir soru. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin evet. Evet dostlar, soru geliyor. Baba normalde sıfırı bir sayıya böldüğümüzde? Tanımsız. Sıfır. Değil mi? Sıfırı neye bölersek bölelim, sıfır mı? Sıfırı neye çarparsak çarpalım, sıfır mı? Evet. Güzel. Peki sayıyı sıfıra bölersek? Tabii. Güzel. Güzel değil mi? Evet. Demek ki ne yapıyoruz baba? Çalışıyoruz. Evet. İkinci soru gelsin. Evet yarışma, ikinci soru gelsin. Evet, 5 üzeri sıfır kaça eşit? 1'e. 1'e eşit değil mi? Demek ki bir sayı üstü sıfırsa o sayının 1'e eşit. Güzel yapıcı dediniz. Kaç matematik yapıyorsunuz bu arada? Ayet. Valla ben anlamıyorum yani. Yani değişiyor şimdi. Ayet, TYT daha kolay galiba. İlk konular herhalde TYT. Ayet şey, integral, türev falan. Değil mi? Ayet, o zaman AYT'de şu anda 25-30, TYT'de 30-üstü 35. Kaç tane var? 40-40 mı var? 40 aynen. Evet. 30-35. Hedefine ulaşabiliyor musun? Daha değil yani. Daha değil. Bence de değil. İki ayınız var kardeşim. Evet. Siz burada böyle durmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Ders çalışsanız ya. Ama biraz dinlenmek lazım değil mi? Biraz dinlemek lazım. Geometri seviyor musun? Seviyorum. Geometrinin kenarortay teoremi var. Kenarortay konusu var ya. Evet. Kenarortay teoremini biliyor musun? Nasıl ezberim? Ezberin yok mu? Ben geometri gelirse çözerim yani. Çözersin. Ama o bazı yerlerde o teorem önemli ya. 2b kare eşit b kare artı c kare eksi a kare bölü 2. Baba 10 senedir okulu bitirmişim. Ben biliyorum ya.
Değil mi? Öyle. Demek abi geometri güzeldi. Geometri hakikaten tak tak çözeceksin baba. Var mı sormak istediğin geometri sorusu getir. Ciddi söylüyorum. Getir yapalım baba. Fark etmez. Bakalım. Ne güzel ya. Ne güzel. Lokmalar yap. Selamünaleyküm. Abi buraya özgü bir tatlı varmış. Muhtemelen olmayacak da ben yine sorayım. Tırtıl baklavası gibi bir tatlı varmış. Abi tırtıl baklavası maalesef. Yok değil mi? Biliyor musun sadece abi? Sadece bayramlarda yapıyorlar. Nedir baba onun içeriği ya? Yani... Ceviz. Tamamen annelerimizin el açması. Doğal değil mi? Doğal, annelerimizi, teyzelerimizi, nenelerimizi... İşlerimizin de güzel cevizi böyle. Ne güzel. Bol yağlı. Mükemmel bir şey. Ama bayramlarda yapıyoruz. Bayramlarda yani. Yapmıyorsun değil mi abi? Yani ne yapıyoruz baba? Tokat'a geldik yani. Tırtıl baklavası değil mi? Baş tacı. Eyvallah. Abi başka bir şey ekleme edelim. Başka bir şey. İnşallah bakalım abi, olmasa yolumuzu yürüdü, belki uğrarız, bir şeyler alırız. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Yani baba tabii bu tırtıl baklavası abinin dediği gibi işte bayramlarda falan yapılıyormuş ama biz ısrarla, mücadeleyle o tırtıl baklavasını bulmaya çalışacağız. Aga. Değerli dostlar, bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Abi Tokat'a özgü bu tırtıl baklavası varmış. Başka ne var abi? Bulabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü çekim yapıyoruz da gelmişken hani Tokat'a özgü, Tokat'a yöresel o ürünlerden alalım. Var mı abi Tokat'a? Yok mu yani? Tırtıl baklavası duymadım ben yani. Ya, yapma ya. Baklavacılar bilir yani. Varsa. Baklavacılar bilir abi. Sizde ne var abi Tokat'a özgü, Tokat'ın yöresine? Tokat yöresinde kömesi var Tokat'ın. Şey mi? Pestil mi abi? Evet. Nerede bakabilir miyiz? Ha, bu Tokat'a özgü mü ablacığım? Evet, buranın tarhanası var, yaprağı var, tarhanası var, marmelatı var. Marmelat var, doğru. Zaten kuş bunu çok olduğu için galiba marmelat falan yapılıyor değil mi? Aynen. Ne kadar bunun kilosu? 85 lira. 85. Bundan bir yarım kilo alabilir miyiz? Evet, bundan bir yarım ya da 50 liralık düz olsun. Yani bu Tokat'a özgü değil mi? Evet. Yani böyle tabii abimiz böyle yüresel ürünler satıyor böyle güzel güzel. Medine hurması var burada değil mi? Evet. Oradan bir 50 liralık alalım. Hala tırtıl baklavasını bulamadık. Kardeşim selamünaleyküm. Baba burada biliyorsun Tokat'a özgü bir tatlı var. Tırtıl baklavası var mı baba sizde? Yok abi. Tırtıl baklavasını bulamıyoruz ama mücadeleye devam. Köme bulduk baba. O da Tokat'a özgü has bir şey. Pestil şeklinde baba. İçine sucuk koymuşlar. Daha doğrusu ceviz koymuşlar. Ama bakalım tırtıl baklavasını bulabilecek miyiz? Geziyoruz, mücadeleye devam. Tokat. Tokat. Tokat tokatını yersin diyor. Allah. Nerede bu tırtıl baklavası? Hey tırtıl baklavası. Baba bugün kombin böyle. Abi her zaman montunu giymişiz baba. Değişik bir şey fark ettiniz mi? Haki diye bir tişört abi giydik. Pantolon ve ayakkabı. Fena bir ayakkabı değil, güzel ayakkabı. Saçlar biraz değiştirdik hacı. Saç stilini biraz değiştirdik. Böyle bir toka falan diyorlar. Ne diyorlarsa baba, geriye çektik böyle baba. Biraz böyle takılacağız. Bakalım nasıl? Biraz böyle takılacağız. Beğenen arkadaşlar varmış. Ne yapalım hacı? Yani takalım, takılalım biraz. Takılalım. Yani mücadeleye devam ediyoruz. Bakalım tırtıl baklavasını bulabilecek miyiz? Bayağı bir sorduk baba. Yok ama yani buluruz herhalde ya. Gezelim bakalım. Evet. Baba hep azim, hep sevap, hep mücadele baba. Hakikaten hep mücadele etmek lazım. Ulan ne olur? Yavaş yavaş ne oluyor baba? Dükkanlar kapanmaya başlıyor. Niye? İftara yaklaşıyoruz hacı. Şu anda 48 dakika iftara var. Hala. Evet değerli dostlar. 48 dakika iftara var. 48 dakika iftara var. Ben hala tırtıl baklavası arıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet. Ya şu kale maleye de çıksaydık baba ya. Ulan çarşının sonuna geldik. Baklava bulamadık ya. Selamünaleyküm. Hayırlı işler baba. Selamünaleyküm. Gençler selamünaleyküm. Baba burada tırtıl baklavası varmış. Bulabileceğimiz bir yer var mı ya?
Biz yabancısıyız ama. Yapma ya. Bize de söylesin. Nereden siz abi yabancısınız? İstanbul'dan geldik. Selamünaleyküm. İstanbul son kentler mi? Ama neresinde İstanbul? Bendik. Bendik, Ümraniye. Oo çok kalabalık oldu baba oralar ya. İstanbul'un her yeri kalabalık. İstanbul'un her yeri kalabalık ama kalabalık olan yerler de var. Florya mesela, Florya gibi ya. Baba oralar zengin yeridir. Ha? Ali Paşa Hamamı. Ali Paşa Hamamı'nı da gördük ya, gözüm açık gitti. Oh, yukarılara, yukarılar güzel. Baba genel, ne oluyor lan bir dakika dur. Heh. Şimdi genelde tabii Tokat'ın iklimine baktığımız zaman baba, alçak kesimde havalar sıcak ve kurak. Böyle yüksek kesimlere çıktığı zaman ne oluyor baba? Hava serinliyor değil mi? Baklava yok ya. Ulan inatlaştım lan, o tırtıl baklavayı bulacağım inşallah. Aşağıda var. Yok abi orada. Selam aleyküm baba. Taşanın önünde. Nasıl taşanın önünde? Taşanın önünde bak. Ama aşağıda kaldı. Orada sorduk abi yokmuş. Evet. Başkan nerede bulabiliriz? Bakalım bir. Abi yemekler kayboluyor ya. Zamanla yemekler böyle tatlar kayboluyor. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Vallahi ya. Mücadeleye devam, belki buluruz. Bulur musun abi? Buranın neyi meşhur abi? Kebap meşhur. Güzel. Çemeni meşhur. Çemeni meşhur. Doğru söylüyorsun. Tokat'ta olduğu nasıl da belli değil. Ha, ha oğlum yeter lan. Ha, gitti lan. Gitti ses kesti. Gitti bu ya. Bu tarafta. Şu an bizim abi ismi ne? Muhsin abi. Bizim Muhsin abi de hep aşağıda diyor. Diyorum ki baba tırtıl baklava nerede? Diyor ki aşağıda diyor. Diyor ki Tokat kebabını nerede yiyebiliriz? Diyor ki aşağıda diyor. Ya yukarıda bir şey kalmadı. Yani sen aşağıya ne? Ha, yok baba aşağıda ya. Yok. Eyvallah Muhsin abi. YouTube kullanıyor musun? Allah'ım. Neredeyiz baba, kanalı ismi? Neredeyiz? Evet, giriyorsun neredeyiz yazıyorsun baba. Eyvallah, görüşürüz. Muzin abi 10, bak 10 adım atacağım, unutacaksın bak. 1, 2, 3. Kanalı ismi neydi abi? Neredeyiz? Bravo. Eyvallah. Vallahi de Muzin abinin dediği gibi ya, çarşıyı bitirdik hala şey yok ya. Tırtıl. Hala. Tırtıl baklavasını bulamadık ya, selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Yok abi demek ki. Baba selamünaleyküm. Kolay gelsin. Tokat'a özgü tırtıl baklava var mı abi? Yok değil mi abi? Bulamadık ya. Ama hacı bulamadık. Mücadele edeceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet yok. Tırtıl baklava yok. Nasıl yok ya? Tırtıl baklava yok ya. Enteresan. Oğlum buraya özgü baklava ya, yok abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Ne oluyor lan orada? Sahurda açız. Ne mi o, Tokat'a mı? Selamünaleyküm. Abi çok merak ettik. Tokat'ta özgü bir biliyorsun şey var. Tatlı var. Tırtıl baklavası var mı bu bak? Tırtıl baklavası yok. Nerede bulabiliriz ya? Nasıl bulamayız? Buraya özgü değil mi? Abi bu özgü yaşamaz. Baba hoş geldin. Selamünaleyküm. Vaaleyküm selam. Bulamaz mıyız? Yok, bu ya özgümüş abi. Tırtıl baklavası. Evet. Evet baba. Var değil mi öyle bunun? Evet, özgü? Var. Nerede bulabiliriz baba? Abi sen... sanki dövecek ki. Var lan, var lan. Onu sen bulamazsın. Onu ev yapın. Ev yapın. Onu evde bayanlar yapın. Baba satılmıyor mu abi yani? Yok. Onu şeyde yapılan değil mi? Şöyle bizim bayramlarda yapıyoruz ya, bayramlarda tırtır. Böyle... Kardeşlerin biraz sıkıştırıyor. Yuvarlak yuvarlak, şöyle yuvarlak yuvarlak oluyor ya. Teyze bilir ya, yapıyordunuz değil mi dedi onu? Evet. Ne var baba onun içeriğinde? O hamur, tereyağı, ceviz, yani kullanılmaz ya. Malzeme başka bir şey var mı ki? İşte badem ezmesi olursa badem ezmesi olur. Evet. Ya bu tarz şeyle kullanılır. Böyle ya. Güzel yemekler, güzel tatlar baba zamanla böyle ölüp gidiyor ya. Hak lazım ya. Biz bayramı yapıyoruz. Mesela yarın bir bayram başlar bizim Tokat'ta mesela. Öyle mi? Mesela herkes evinde kardeş. Yapar. Abi Diyarbakır. Geziyoruz biz de. Belgesel tarzında böyle çekimler falan tamam, yapıyoruz. Yani tabii her yörenin bizim, böyle özel yerleri yapıyoruz. O tatlı mesela bayram tatlısıdır özellikle. Yani bunu sadece bayramda mı yiyorlar? Demek ki o tatlı yemek için bayramı beklemek lazım. Evet. Öyle mi? Aynen dediğin gibi. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Ben de bir alayım yani. Hayırlaşımlar olsun kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar abi. Tatlı yemek istiyorum. Allah yok oğlum. Ne oldu oğlum? Tırtıl tatlısını arıyoruz. Ama maalesef yok. Neredeyse Tokat'ı bitirdik. Hala tırtıl baklavasını arıyoruz. Lan adam yok diyor. Adam diyor ki kardeşim diyor. Sadece diyor. Hani diyor biz onu bayramlarda yapıyoruz diyor. Ben de hala arıyorum ya. Yok kardeşim. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Yok tatlı yok, ne yapacaksın?
Ayakkabılar da güzel ha. Ya. Şöyle geziyoruz bakalım. Hop. Tırtıl baklavası. Hey gidi tırtıl baklavası. Hey. Etçiler nereye iniyor bu etçiler? Baba tabi dükkanlarda böyle hemen ne oluyor? Kapanıyor. İftara yaklaşıyoruz. Herkes eve gidiyor. Biz hala gidemedik. Hey yavrum hey. Bize ev yok baba. Geleneksel indirim ulan. Geleneksel ürünler olur diyor. Allah billah. Musabettin. İşler hayrat. Allah rahmet eylesin. Hacı neredeyse Tokat'ı bitirdik. Tırtıl baklava yok. Yok yani. Aa, oraya da gidelim. Geç baba geç. Selamun aleyküm. Hayırlı iftarlar. Geç baba. Babamın arabası, motosikletin aynısı. Yuki. Abi o Yuki'ler şeyle çalışıyor. Elektrikle çalışıyor. Selamun aleyküm abi. Yorulmuşsun bayağı. Allah ya. Var ya neredeyse Tokat'ı bitirdim. Hala şeyi bulamadım ya. Tırtıl baklavası. Ya bu da bir de bunun gelişi var baba. Daha gideceğiz iftar yapacağız. Baba bu arada saçlar nasıl? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet açlık açlıktandır. Açlık biraz kafaya bulmuş olabilir baba. Yani şurada 19 dakika 18 daha dese ne yapar abi? 20 30 neyse ne baba işte 40 dakika yakın bir süre var. Dostlar maalesef çarşıyı bitirdik, tırtıl baklava bulamadık değil mi abi? Yok yani en son burası, kardeşimiz diyor ki tırtıl baklava yok. Yok değil mi abi? Yok. Yani bu yüzden ne yaptık abi? O kadar mücadele ettik bulamadık. Ne olacak? Ne olacak lan yiyemeyeceğiz ne olacak? Bulamadık baba. Tırtıl baklavayı bulamadık. Yolcu yolunda gerek çünkü iftara az kaldı. Baba yapacak bir şey yok yani yok yani. Yani buradan gideceğiz artık. Tırtıl baklava yok hacı. Bulamadık. Dostlar görüyorsunuz bakın iftara çok az kaldığı için bak böyle çarşı adeta boşaldı. Ben diyorum ki kardeşim bak Ramazan'da çekim yapmak gerçekten çok zor. Bak zordur yani. Kanala abone olun kardeş. Arkadaşlar Tokat'ın kalesi. Tabi iftara az kaldığı için kaleye çıkamayacağım abi. Şu yukarıdaki evleri görüyoruz. Daha güzel bak. Dağın hemen yamacına yapmışlar abi. Çok güzel. Yalnız iftara az kaldığı için çıkamayacağım. Neymiş? Çemen. Çemen. Bu şey mi? Tokat'a evet, Tokat'a özel bir şey Tokat'ımıza abi. Tokat'ımıza özel bu çemen. Ne var baba bunun içeri? Bir bakalım abi. Tokat'a özelmiş arkadaşlar. Çok orijinal bir şey bu. Bütün içinde baharatlar, sarımsaktan, çemen unundan tut, şifa kaynağı bu. Şifa kaynağı. Tabii. Tokat çemeni Tokat'a evet, ait bir şey. Bizim bu yörede her kışın ondan sonra bu şey tüketilir. Özellikle. Özellikle. Abi genelde kahvaltıda mı tüketiliyor, yemekte mi? Nasıl oluyor abi? Bunu kahvaltılarda şey yaparlar, çemenli yaparlar böyle. Ondan sonra yumurtanın içine kırarlar. Evet. Ondan sonra kahvaltı ek tereyağın üstüne sürüp yenilir. Ondan sonra ıspanak yemeklerine konur. Ondan sonra bunun çok yönlü istediğin şekilde kullanabilirsin. Peki. Evet. Ne kadar abi fiyatı? 20 lira. 20 TL? Evet. Kaldığım yeri şöyle göstereyim ben size. Klozeti var. Hiç sevmiyorum ama işte hep klozet var. Çünkü Alaturka daha sağlıklı. Ama maalesef hep klozet var. O da şu şekilde. Yani fena değil abi. Geniş oda. Rahat bir şekilde çalışabileceğim bir oda. Televizyon var. Hiç seyretmem. Hiç zamanım yok zaten. Hemen fişi çektim baba. Abi o da böyle. Fiyatına gelince 450 TL.